Gündemin çok yoğun olduğu bugün de bizim aslın farkındalığını yaratmaya çalıştığımız bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanlığı, Türk Toraks Derneği ve Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği ile işbirliği içinde Dünya Sağlık Örgütü'nce kurulan GART Türkiye Projesi çatısı altında Dünya Astım Günü'nde hastalık hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla basın toplantısı düzenlendi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cemi Demioğlu Auditorium'unda gerçekleştirilen toplantıda hastalıkla mücadele ve hastalığın nasıl kontrol altına alınabileceği gibi konular ele alındı. Türk Toraks Derneği üyesi ve GART Türkiye Koordinatör Yardımcısı Profesör Doktor Bilun Gemicioğlu, astım hastalığının hava yollarının müzmin bir iltihabı olduğunu dile getirdi. Hava yollarının müzmin bir iltihabı. Bu iltihap nedeniyle öksürük, nefes darlığı, hırıltı hışıltı, göğüste baskı hissi gibi hastalarımızın yakınmaları oluyor. Bu yakınmalar zaman içinde ağırlığı ve sıklığı değişiyor. Hastalarımızın bu yakınmaları oluyor. İlaçlarını veriyoruz, geçebiliyor. Arkasından tekrar başlayabiliyor tetikleyen etkenlerle. Bu nedenle müzmin bir hastalık. Astım hastalığını tetikleyen faktörlerin olduğunu söyleyen Gemicioğlu bu faktörleri şöyle açıklıyor. Bunların başında tabii ki alerjenler geliyor. %50 gibi bir erişkin hastada ya da %80 gibi çocuktaki neden alerjenlerin tetiklemesi. Ama günümüzdeki en büyük nedenlerden bir tanesi obezite. %33 gibi bir hastanın obez yani çok aşırı kilolu olduğunu görüyoruz. Bunların zayıflamasıyla astım düzelecekken maalesef zayıflatmak da çok zor olmakta. Hastalarımızı tabii ki viral enfeksiyonlar tetikleyecektir. Bu viral enfeksiyonlardan, çeşitli kokulardan, evde kullandıkları çok kokulu malzemelerden kaçınmaları gerekiyor ki bütün bunlar ortaya çıkmasın. Ya da ortaya çıkmışsa hiç değilse bunları gidererek daha doğru, düzgün bir yaşantı sürebilsinler. Tedavide kullandığımız ayrıca ilaçlarımız var. Bu ilaçları da düzgün ve doğru şekilde kullanmaları lazım. Çoğunu biz inhaler yol dediğimiz yolla veriyoruz. Bu inhaler cihazları doğru kullanmaları, sürekli kullandıkları iltihabı giderici ilaçları ve yine bu kasları gevşetici sürekli verdiğimiz ilaçları doğru bir şekilde kullanıp ayrıca eğer nefesleri daralıyorsa tekrar başka bir nefes açıcı ilacını veya aynısını da kullanabilirler. Tekrar aynı ilacını belki de kullanmaları gerekiyor. Öte yandan Gemicioğlu astım hastalarının doktor kontrolünde olması gerektiğine vurgu yaptı. Hastalık sadece nefes darlığı, sadece öksürük, sadece hışıltıyla olabilir ama genellikle birkaç tanesini biz bir arada görüyoruz. Biz ilaçlarla onu kontrol edip yakınmasız bırakıyoruz ama genetik ırsi bir hastalık olduğu için, genetik bir zeminde çevresel etkenlerle ortaya çıktığı için bu yatkınlığı bizim tamamen şu anda yok edecek herhangi bir tedavimiz, herhangi bir aşımız yok. 15 yıl, 20 yıl hiç şikayet olmasa da tekrar ortaya çıkabileceğini bilmeleri gerekiyor.